Kadınların özel dönemleriyle ilgili. Biri der ki ben özel günlerimde de oruç tutuyorum. Bu konuda Emre hocamın düşüncelerini soracağım. Yanlış bir şey mi yapıyorum diye. Bir diğer soru da özel günleri tutamayacağı için hanımefendi diyor ki Ramazan biter bitmez mi tutmalıyım yoksa istediğim bir zaman tutabilir miyim? Ama siz ilk programın başındaki cevap mı olacak acaba bunun cevabı da? Şimdi şöyle bu benim görüşümle karara bağlanacak bir şey değil yani burada Kur'an ne dediğine bakmamız lazım dini konuda Kur'an ne diyorsa açıkçası odur esas olan şey. Şimdi biz Kur'an-ı Kerimde Bakara suresinde kadınların özel günlerinde hı hı. bu da kadınlara yönelik bir yasak değil erkeklere yönelik bir yasak olarak kadınlarda cinsel birliklerin yasaklandığını görüyoruz. Hı hı. Şimdi bakın bu kadar net çok açık yani özel dönemlerinde herhangi bir ibadeti yapmaktan alıkoyunmadıklarını, normal zamanlarında yaptıkları her şeyi pekala o dönemlerinde de yapabileceklerini görüyoruz. Şimdi Kur'an-ı Kerim neden yasaklandığını açıklar bize. Yani tek tek neler yapabileceğimizi... Kur'an'da böyle bir yasak yok yani. Yok. Şimdi bakın Kur'an-ı Kerim diyorum ya nelerin yasak olduğunu açıklar. Mesela Kur'an-ı Kerim der ki leşkan domuz eti Allah'tan başkasının adına kesilenler haramdır. Bunlar bitti. Hı hı. Şimdi ayrıca şöyle bir soru sormaya gerek yok. Falanca şey yemek haram mıdır? <laughs> Ya şimdi Kur'an tek tek nelerin yemenin helal olduğunu sayarsa ciltlerce kitap olması lazım. E tabi. Yani böyle bir şey yoktur yani hiçbir yasada da böyle, yok, kanunda da böyle bir şey yoktur. Yani ne yasaklanmışsa yasaklanan şey, yasaklanmayan şey nedir? Serbesttir. Maide Suresi 101. ayetinde Kur'an-ı Kerim'de der ki Ey iman edenler açıklandığı zaman hoşunuza gitmeyecek şeylerle ilgili soru sorup durmayın. Kur'an indirilmekteyken onları sorarsanız onlar size açıklanır. Allah onlardan vazgeçmiştir der. Bu ne demek? Yani Kur'an-ı Kerim'de yasaklanmamış bir şey Helaldir demek. Helal. Şimdi bakın bu kadar önemli bir konu yani bir kadını diyelim ki e, ayın diyelim ortalama bir hafta olarak alalım alalımını bu hı. ne demektir ayın dörtte biri demektir. Evet. Şimdi ayın dörtte birinde bir kadını ibadetten mahrum ediyorsunuz. Şimdi kimin böyle bir şey hakkı var? Öte taraftan acaba Allah o dönemlerinde kadınlarla cinsel ilişkiye girmeyi yasaklamayı Kur'an-ı Kerim'de vurguluyor, bunu açıklıyor da hı hı. yani cinsel ilişki Allah için yapılacak herhangi bir ibadetten daha mı önemli ki cinsel ilişki vurgulanıyor da ibadetlerle ilgili bir vurgu yapılmıyor. Oruç, namaz, işte Kur'an okumak gibi şeyler yapılmıyor. Şimdi bu e, bu dönemlerinde ibadet edebilirler değil, ibadet etmelidirler şeklinde cevap vermek gerekir burada. Yani o özel günlerinde diğer zamanlarda yaptıkları şeyleri aynı şekilde devam etmek durumundadırlar. Ama yani bazı insanlar fizyolojik olarak çok ağır bir şekilde Korkuncu bunu geçirebilir. Yani e, rahatsızlık durumu olabilir. Zaten normalde de bir insanın rahatsızlık durumunda işte oruçla ilgili okuduk mesela. Evet. Ona güç yetiremiyorsa zaten tutmayacaktır. Başka günler tutacaktır. Böyle bir durumuna denk geliyorsa tabii ki ona ruhsat tanınmıştır Allah tarafından. O gün orucunu tutmaz. E, Rahatladığı bir günde e, orucunu tutabilir. Bu çok açık bir konu. Şimdi bununla ilgili de eminim çok itirazlar gelecektir. Çok tepkiler gelecektir. Ama gelsin mühim değil. Çünkü... Yani biz hakikat olarak anladığımız şeyi olduğu gibi ifade etmekle yükümlüyüz. Evet. Yani insanlar ne anlamak istiyorlarsa, gelenekten ne öğrendilerse o onları bağlar. Ve bakın insanların büyük çoğunluğu aslında bu tip konularla ilgili temelde problemi şu. Çoğunluğu esas almak. Mesela az önce Can Hocam dedi ya yani mesela bir şey söylediğiniz zaman adam şöyle tepki veriyor veya kadın her neyse. Diyor ki bunu bu zaman kimse söylemedi bir siz mi söylüyorsunuz? Yani zannedersiniz ki bunu söyleyen kişi İslam tarihi boyunca neler söylenmiş, neler Her yazılmış şeye bakıp... hepsini biliyor. Yani bu çok ezbere bir söylem. Mesela hariciler aynı kadınların ibadetlerini yapmalarında bir sorun olmadığını <laughs> söylemişler. Kadın yani özel gündemi. Evet, regil, evet, evet. yani regil döneminde kadınların e, ibadetlerini yapabilecekleri ve hariciler söylemiş İslam'ın <laughs> ilk dönemlerinde mesela. Yani bu mesele düşünebiliyor musunuz bakın bu kadar net bir konu. İnsanlar çoğunluğu esas <laughs> i̇şte Kur'an-ı Kerim'de siz yani. de görün. <laughs> Kur'an-ı Kerim'de çoğunluğun övüldüğü tek bir ayet yoktur biliyor musunuz? Ve aksine çoğunluk hep yerilir. İnsanların çoğunluğunun gerektiği gibi iman etmediği, insanların çoğunluğunun zannın peşinden gittiği, insanların çoğunluğunun Allah yolundan saptırdığı o kadar ayet vardı ki bununla ilgili. Dolayısıyla çoğunluk hakikat için ölçü değildir. Yani biz mesela herhangi bir konuyla ilgili bir şeyi benimseyecek olduğumuz zaman bununla ilgili delillere bakmamız lazım. Kur'an-ı Kerim bununla ilgili ne diyor ona bakmamız lazım. Ya şu kadar kişi bunu savunuyor o zaman hakikattir diyemeyiz. Yani böyle bir şey olsa mesela bugün yer, yeryüzündeki tek tanrı inanç sistemleri içerisinde en kalabalık nüfusa sahip olan Hristiyanlar. Hı, hı. E şimdi Hristiyanların nüfusu Müslümanlardan daha fazla diye o zaman Hristiyan daha doğrudur mu diyeceğiz yani daha çok kişi ona inanıyor diye. Şimdi böyle bir hakikat olmaz. Hakikat değerini kendinden alır. Din konuda değerini de doğrudan Allah'ın ayetinden alır. Allah bu konuda bir sınırlama getirmediğine göre, bir yasak getirmediğine göre. Mesela rivayetlerde de tabii genelde insanlar hep işlerine gelen rivayetleri yasası alıyorlar. Tabii. Mesela Peygamberimize Hazreti Ayşe'nin mescide seccade getirmesiyle, asır getirmesiyle ilgili mesela bir şey söylediği zaman bu durumundan bahsediyor. O diyor ki o senin elinde olan bir durum değil. Yani kadın yaratılışıyla alakalı Dada bir şey. Allah kadını şey. böyle yaratmış ve bu çok mucizevi bir şeydir bu arada. Yani kadının böyle bir sahip sahibi olması mucizevi özelliği. bir şeydir, utanılacak bir şey değil. Ama şu var bakın, Tevrat'ta, elimizdeki mevcut Tevrat'ta, e, hayızlı kadın yani bu adet dönemindeki kadının e, pis olduğu, necis olduğu, Yaptığı yemeği yenmeyeceği, hatta oturduğu yere oturulmayacağı, bulunduğu odaya bile girilmeyeceği ile ilgili mesela detaylar vardır. Bize Başka. de maalesef oradan girmek, girmiştir bu. Bu utanılacak bir durum değildir. Bu bir pislik durumu da değildir. Bunu da çok net bir şekilde söylemek gerekir. Kadının yaratılışıyla alakalı bir hadisedir. Dolayısıyla normal zamanda yaptığı her türlü ibadeti e, o dönemde de yapmalıdır. Bakın bazen kadınlardan tepki geliyor bunu söylediğimiz zaman. Geçen de bir programda konu açıldı söyledik. Baktım hep kadınlar tepki göstermiş. Galiba... Yani kimsenin tabii niyetini okuyamam ama galiba bir kısım kadınların da işine geliyor biraz. Yani böyle bir e, dönemde en azından ibadet ben etmekten değilim uzak duruyor. Mi? Ya insanın ibadet etmek için can atması lazım ya. Yani ibadet etmek için gerçekten fırsat kollaması lazım. Yani böyle kaçamak yapılacak bir şey değil ibadet. Hocam, ama buna tepki gösteriyorlar. Minicik sözünüzü keseceğim.